Günaydın. Ben Mert Gümüş. Medyaskop'un podcast'i güne başlarken de günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de. Özel Sarnıçköy Camii temel atma programına, ardından da Bornova Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak. Narin Güran cinayetinin 22 şüphelisi bu sabah saat 6 civarında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Zanlılar arasında Narin Güran'ın annesi, babası ve ağabeyi gibi aile üyeleri de yer alıyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Birleşmiş Milletler okulu ve evler hedef alındı. Saldırılarda aralarında 19 kadın ve çocuğun da bulunduğu en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler 6 çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ağustos ayında yıllık bazda %2.5'e gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, Fed'in faiz indirimi kararı alması beklentisini güçlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygin'in ölümünü kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ancak Biden bağımsız soruşturma çağrısında bulunmadı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki tarihi taş köprü yol çalışmalarında dinamit nedeniyle hasar gördü. Köprü 42 milyon liraya restore edildikten sonra suya gömülecek. Rock müziğin efsane isimlerinden Jon Bon Jovi, ABD'nin Nashville kentinde bir köprüde intihar girişiminde bulunan bir kadını ikna etti. Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan Nashville, Metropolitan Polis Departmanı Bon Jovi ve ekibine teşekkür etti. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 45. Satranç Olimpiyatlarında Türkiye A Milli Satranç Takımı ilk güne hem açık hem de kadınlar kategorisinde galibiyetle başladı. 10-23 Eylül tarihleri arasında sürecek turnuvanın açılışında açık kategoride Porto Rico'yu 4-0'la, kadınlar kategorisinde ise Honduras'ı 4-0'la geçen Ay Yıldızlar günü namağlup bitirdi. Medyaskop'ta sizlere günün gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler.